Arkadaşlar herkese merhaba. Yine çözünürlük dengesi videosu ile karşınızda ve tabii ki yanınızdayız. Arkadaşlar ikinci dersimizde çözünürlüğe etki eden faktörleri inceleyeceğiz. Çözünürlüğe etki eden faktörlerden biz sadece sıcaklık ve ortak iyona bakacağız. Arkadaşlar sıcaklık ve ortak iyon etkisini inceleyeceğiz. O halde hemen başlayalım. Sıcaklık etkisi. Acaba sıcaklığın değişmesi çözünürlüğe ya da çözünürlük çarpımına nasıl etki eder? Sıcaklık çözünürlüğü etkileyen önemli bir faktördür. Çözünürlük çarpımı yalnız sıcaklık ile değişir. Bakın çerçeve içine aldım. Yine bu oldukça önemli bir bilgimiz ve asla unutmayacağız. KÇÇ dediğimiz çözünürlük çarpımı neye bağlıymış? Yalnız sıcaklığa bağlıymış. Yani sadece sıcaklıkla değişir. Sıcaklık söz konusu olduğunda elbette çözünmeyi endotermik çözünme ve egzotermik çözünme olmak üzere iki şekilde incelemek mümkün. Endotermik çözünme yani suda endotermik ısınarak çözünen katıların sıcaklık arttıkça çözünürlükleri artar. Bu nedenle İyon derişimleri de artacağından çözünürlük çarpımı artar. İfade gayet açık. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar çözünürlük çarpımı ne yaparmış? Artarmış. Sıcaklık ile çözünürlük çarpımı yani KÇÇ doğru orantılıymış. Hangisi söz konusu olduğunda? Endotermik çözünme söz konusu olduğunda. Örneğimizi inceleyelim. Arkadaşlar XY 2 katısı gördüğünüz gibi iyonlarıyla dengede. Daha doğrusu suda endotermik çözünen XY2 katımız neymiş arkadaşlar? Suda denge haline gelmiş. XY2 tuzumuz katısı ile dengede olduğuna göre, yani dengeye geldiğine göre önce biz çözünme denklemini yazalım. Daha sonra da bir etki yapalım bu dengedeki sisteme. Bu etkiyi yaptıktan sonra yorumlarımızı bakalım. Çözünme denklemi arkadaşlar. X, Y, 2 katısı nerede çözündü? Suda çözündü. X artı 2 suda artı 2 Y eksi suda. Aqua dediğimiz ne? Su, sudaki çözünürlüğü. Arkadaşlar biz X, Y, 2 katısının çözünme denklemini ne yapmış olduk? Birlikte yazmış olduk. Şimdi ben bu dengedeki sisteme dışarıdan bir etki yapacağım. Ne yapacağım? Sıcaklığı artıracağım. Önceki derslerimizden hatırlayın. Arkadaşlar dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında yapılan bu etkiyi azaltıcı yönde ne yapardı? Sistem hareket ederdi ve yeniden dengeye gelirdi. Bunu kim söylüyor? Tabii ki ben söylemiyorum. Le Chatelier söylüyor. O halde arkadaşlar madem ki sıcaklığı artırmış, artan bu sıcaklığı azaltıcı yönde hareket etmesi gerekli. Tabii ki sistem artan sıcaklığı azaltıcı yönde hareket edecekse ancak ürünler yönünde ilerlemelidir. Pardon. Evet, ürünler yönünde ne yapacaktır? İlerleyecektir. Sistemin ürünler yönünde ilerlemesi arkadaşlar. 1. XY katısının daha fazla çözünmesi demektir. Yani XY2 katı kütlesinin azalması demektir. 2. X artı 2 derişiminin artmaya başlaması demektir. 3. Y eksi derişiminin artmaya başlaması demektir. Arkadaşlar X ve Y derişimi artıyorsa o zaman çarpımları da ne yapacaktır? Artacaktır. Peki iyon derişimi çarpımı nedir? Elbette KÇÇ'dir. Demek ki ben çözünmesi endotermik olan bir sisteme sıcaklığını artırırsam KÇÇ değeri de ne yapacakmış? Artacakmış. Hemen yorumlara bakalım. X, Y2'nin çözünürlüğü. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça endotermik olduğu için çözünürlüğü. X, Y2'nin çözünürlüğü ne yapacaktır? Tabii ki artacaktır. X, Y2'nin çözünürlük çarpımı. İyon derişimleri arttığına göre çözünürlük çarpımı da ne yapacaktır? Artacaktır. Ya da endotermik çözünmelerde sıcaklık arttıkça KÇÇ'de ne yapacaktır? Artacaktır. Doğru orantılı olduğunu asla unutmayacağız. X artı 2 ve Y eksi iyon derişimleri ne yapacak? Artacak. Az önce yorumunu yaptık. X, Y2'nin kütlesi ve mol sayısı tabii ki azalacak. Neden? Çünkü X, Y2'nin çözünürlüğü endotermik olduğundan sıcaklığı artırdım. Çözünürlüğü de ne yapmadı? Artmış oldu. Pardon. Çözünme hızı.
Arkadaşlar sıcaklık artarsa elbette çözünme hızı da ne yapacaktır? Artacaktır. Elektriksel iletkenlik. X artı 2 ve Y eksi iyon derişimi arttığı için ya da sudaki iyon sayısı arttığından dolayı elektriksel iletkenlik de ne yapacaktır? Artacaktır. Suda endoterm, düzeltiyorum, suda egzotermik çözünen bir kadının sıcaklığı artırılırsa çözünürlüğü azalır. Suda arkadaşlar egzotermik çözünen bir katınız varsa bu katının sıcaklığını artırırsanız çözünürlüğü azalır. İyon derişimleri de bu nedenle ne yapacaktır? Azalacaktır. İyon derişimleri azalıyorsa iyon derişimi çarpımı yani KÇÇ de azalacaktır. Demek ki arkadaşlar suda egzotermik çözünen bir katınız söz konusu ise o zaman sıcaklıkla KÇÇ değeriniz nedir? Ters orantılıdır. Sıcaklık artarsa KÇÇ ne yapacaktır? Azalacaktır. Ya da tam tersi, sıcaklığı düşürürseniz KÇÇ değeriniz artacaktır. Örneği inceleyelim. X, Z katınız var. Çözünürlüğü neymiş? Egzotermmiş. Yani egzotermikmiş. Çözünme denklemini birlikte yazalım. X, Z katısı denge X artı 2 nerede? Suda artı Z eksi 2 nerede? Suda. Düzeltiyorum. Şurası eksi olacak. Suda artı ısı. Neden ısı ürünlere yazdım? Çünkü çözünürlüğü egzotermik. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir etki yapıyorum. Dengedeki bu sisteme dışarıdan etki yaptım. Ne yaptım? Sıcaklığı artırdım. Sıcaklığı artırdıktan sonra bakın ne gibi değişiklikler olacak. X artı 2 artı Z eksi 2 artı ısı. Ben ne yaptım? Sıcaklığı artırdım. Artan sıcaklığı azaltıcı yönde hareket edeceğinden elbette bu sistem yeniden dengeye girebilmek için girenler yönünde hareket edecektir. Ürünler yönünde hareket etseydi, ürünler yönünde arkadaşlar artan ısıyı destekleyeceği için sıcaklık daha da artacaktı. Ama Le Chatelier ne diyor? Sizin yapmış olduğunuz etkiye zıt yönde tepki verirdi. Bunu önceki derslerimizde inceledik. Gelelim yorumlar kısmına. XZ'nin çözünürlüğü. Ne yaptı arkadaşlar XZ'nin çözünürlüğü? Sistem girenler yönünde hareket ettiği için daha fazla XZ çöktü. Yani çözünürlüğü azaldı. X artı 2 ve Z eksi 2'nin iyon derişimi ne yaptı? Sistem girenler yönünde hareket ettiği için X artı 2 ve Z eksi 2 iyon derişimi azaldı. Hemen yazdım. Azalır. Evet. KÇÇ değeri. Arkadaşlar İyon derişimleri azaldığına göre iyon derişimleri çarpımı da azalacaktır. Dolayısıyla KÇÇ değeri de azalacaktır. Zaten egzotermik tepkimelerde sıcaklıkla ters orantılı olduğunu söylemiştik. Sıcaklığı artırıyorsam KÇÇ değeri elbette azalacaktır. İlk Z katı kütlesini yaptı. Elbette ilk Z katı kütlesi arttı. Elektriksel iletkenlik ne oldu? Çözeltide X artı 2 ve Z eksi 2 iyonları azaldığından elektriksel iletkenlik de azalmış oldu. Evet, yorumumuzu yaptık. Gelelim arkadaşlar sorularımıza. X, Y katısının 25 derece sıcaklıkta çözünürlük çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'miş. 80 derece sıcaklıkta ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 10'muş. Biz şimdi bunun yorumunu yapalım. Arkadaşlar 25 derece sıcaklık ve 80 derece sıcaklıkta KÇÇ değerleri. 25 derecedeki çözünürlük çarpımı 10 üzeri eksi 8, 80 derecedeki çözünürlük çarpımı ise 10 üzeri eksi 10. Buradan nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Sıcaklık artarken KÇÇ değerinin azaldığını görüyoruz. Yani ne var? Bir ters orantı var. O halde arkadaşlar ben çözünürlüğün ne olduğunu söyleyebilirim. Elbette egzotermik olduğunu söyleyebilirim. Ancak arkadaşlar XY katısının sudaki çözünme denklemini yazarken ısıyı girenlerde göstermiş. Yani XY'nin çözünürlüğünün endotermik olduğunu iddia etmiş. Yanlış. XY'nin 25 derecedeki çözünürlüğü 80 derecedeki çözünürlüğünün 10 katıdır demiş. Arkadaşlar biz hemen çözünürlüğünü hesaplayalım XY'nin. Önce isterseniz 25 derecedeki çözünürlüğünü
inceleyelim. 25 derece sıcaklıkta arkadaşlar x, y'yi hemen ayrıştırdım. X artı y eksi olarak yazdım ben. Ve çözünürlüğüne s dedim. O halde x derişimi de s, y derişimi de s olur. Buradan s kare eşittir. Ne olacaktır? 25 derecedeki çözünürlük çarpımına eşit olacaktır. Dolayısıyla 25 derecedeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 mol olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar 80 derece sıcaklıktaki çözünürlüğüne bakalım. İzninizle ben hemen boşluk var mı bakacağım. Çok güzel, boşluk bırakmamışız. Öyleyse buraya sığdırmak zorundayız. Arkadaşlar 80 derecede ben çözünürlüğü hesaplayacağım. Sözel olarak ifade ediyorum. Arkadaşlar x, y'yi ayrıştırdım. Çözünürlüğüne s dedim. Bu kez s kare ne eşit olacaktır? Yani kçç 10 üzeri eksi 10'a eşit olacaktır. Çünkü 80 derecedeki çözünürlük çarpımı 10 üzeri eksi 10'dur. Burada çözünürlüğü ne çıkacak? 10 üzeri eksi 5 mol çıkacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar gerçekten de 25 derecedeki çözünürlüğü 80 derecedeki çözünürlüğünün 10 katıdır. O halde bu ifade ne olacaktır? Tabii ki doğru olacaktır. Katısı ile dengede olan xy çözeltisi soğutulursa bir miktar xy çöker demiş. Arkadaşlar xy katısının çözünürlüğü neydi? Egzotermiktir. Egzotermik olduğuna göre sıcaklıkla ne olacaktır? Ters orantılı olacaktır. Eğer siz çözeltiyi arkadaşlar soğutursanız o zaman çözünürlük ne yapacaktır? Artacaktır. Tam tersine bir miktar xy çökmez. Ne yapar? Tam tersine bir miktar daha çözülür. Hangileri doğrudur diye sorduğu için yalnız 2'nin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Buraya arkadaşlar bu soruya bir parantez açmak istiyorum. Üçüncü şıkkı şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın şuraya ben çözünürlük sıcaklık grafiği çizeceğim. Egzotermik olduğuna göre çözünürlük sıcaklık, egzotermik olduğuna göre ne olacak? Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalacak. Katısıyla dengede olduğuna göre demek ki çözeltimiz doymuş. Ne yapmış? Sıcaklığı azaltmış. Sıcaklığı azalttığımda ben nereye geldim? Eğrinin altına geldim. Eğrinin altında neydi? Çözelti doymamış hale gelirdi. Ha, o zaman bir miktar daha katının çözülebileceğini buradan çıkarabiliriz. Diğer sorumuza geçiyorum. X, Y katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim aşağıdaki gibidir arkadaşlar. Hemen grafiği inceleyelim. 20 derece sıcaklıkta X, Y katısının çözünürlüğü ne kadarmış? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Grafik önümüzde kalsın, gözümüzün önünde. Buna göre hangileri doğrudur? Sıcaklık arttıkça X, Y'nin çözünürlük çarpımı artar. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça çözünürlüğün arttığını grafikten rahatlıkla görüyoruz. Öyleyse çözünürlüğü nedir? Tabii ki endotermiktir. Çözünürlüğü endotermikse sıcaklıkla KÇÇ arasında nasıl bir orantı vardı? Doğru bir orantı vardı. Siz sıcaklığı artırırsanız elbette XY'nin çözünürlük çarpımı yani KÇÇ'si artar. Yalıtılmış katta XY'nin sulu çözeltisi hazırlanırken zamanla su ısınır. Arkadaşlar endotermik olduğu için XY suda çözünürken ısı alacaktır. Isı alması ne demek? Çözeltiyi soğutması demek. Çözelti ısınmaz. Yanlış. XY'nin 20 derecedeki çözünürlük çarpımını bizden istemiş. Hiç zor değil. O zaman XY'nin hemen biz dengedeki çözünme denklemini yazalım. X artı y eksi şeklinde yazıyorum. Ve çözünürlüğüne s diyorum. X yonları derişimi s, y yonları derişimi de s olur. Çözünürlük çarpımı ne olur? Elbette yon derişimi çarpımı olur. Zaten arkadaşlar dikkat ederseniz çözünürlüğü bize vermiş. Ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Çözünürlüğü 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise x yon derişimi de y yon derişimi de ne olacaktır? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. İyon derişimleri çarpımı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten eşittir 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak buluruz. Doğru mu? Evet doğru. Cevap Deniz'di. Gelelim 12. sorumuza.
Arkadaşlar x2 katısının 25 derece sıcaklıktaki doymuş çözeltisinde x artı 2 iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5, 40 derecedeki doymuş çözeltisindeki y iyonları derişimi ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Bizden ne istemiş? Buna göre 25 derecedeki doymuş 2 litre x2 çözeltisi 40 dereceye kadar ısıtılırsa ne kadar x2 çöker demiş. 25 derece sıcaklıkta arkadaşlar, x2 katısının hemen ben çözülme denklemini yazıyorum. X artı 2 artı 2y eksi. 25 derecede doymuş çözeltide x iyonları derişimi ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Çözünürlüğü ne olur? 25 derecedeki bu tuzun çözünürlüğü 1'e karşı 1 oranı olduğuna göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e karşı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Arkadaşlar 25 derecede x2'nin çözünürlüğüdür. Sıcaklığı getirelim 40 dereceye. Arkadaşlar sıcaklığı ben 40 dereceye getirdiğimde x2 katısının yine sudaki yoğunlaşma denklemini yazıyorum. X artı 2 artı 2 y eksi. Bu kez y iyonları derişimi bakın ne kadarmış. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. 2'ye karşı 1 oranı olduğuna göre x2'nin 40 derecedeki çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Peki sorunun bizden istediği ne? 25 derecede doymuş 2 litrelik çözeltiyi 40 dereceye kadar ısıttığımda acaba ne kadar x2 çöker? Madem öyle arkadaşlar, ben hemen 25 derecede 2 litrede ne kadar x2 çözünür hemen bakalım. Arkadaşlar 1 litre suda çözünen x2 miktarı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Mol bölü litre ya, 1 litrede. Peki 2 litrede ne kadar çözünür? İçler dışlar çarpımını yaptım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünür. Arkadaşlar biz 40 dereceye sıcaklığı çıkardığımızda 40 derecede çözünürlüğünü hepimiz biliyoruz. Ne kadar 40 derecede? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ama ne kadar suda? 1 litre suda. 1 litre suda siz 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözebiliyorsanız 2 litre suda ne kadar çözersiniz? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözebilirsiniz. Peki arkadaşlar, siz sıcaklığı 25 dereceden 40 dereceye çıkardığınızda ne kadar, daha doğrusu kaç mol x2 çöker? Elbette aradaki fark kadar çöker, değil mi? Bakın 25 derece sıcaklıkta 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözebiliyordunuz. 40 derece sıcaklıkta artık 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözebiliyorsunuz. Çıkarırsak elbette 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol olarak bulunur. Cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar, ikinci etkimiz ortak iyon etkisi. Çözünürlüğü arkadaşlar etki eden faktörlerden bir tanesi de ortak iyonmuş. Ortak iyondan dolayı Le Chatelier ilkesine göre sistem sola veya sağa ilerleyeceğinden ne olacaktır? Elbette denge yeniden oluşacaktır. Arkadaşlar ortak iyon etkisi çözünürlüğü ne yapacaktır? Elbette azaltacaktır. Şimdi cümleyi tekrar okuyalım isterseniz. Ortak iyondan dolayı diyor. Le Chatelier ilkesine göre sistem sola ilerleyeceğinden, biraz sonra örnek üzerinde göreceğiz, çözünürlük de ne yapacaktır? Azalacaktır. Biz neyi bileceğiz? Ortak iyon etkisinin çözünürlüğü azalttığını bileceğiz. Örneğimizi inceleyelim. Katısı ile dengede olan gümüş klorür sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta sodyum klorür eklensin. Gümüş klorürün iyonlaşma dengesi, denge tepkimesi ve sodyum klorür elbette suda %100 iyonlaştığından ne olarak göstermiş? Çözünme denklemini tek ok olarak göstermiş. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz klor iyonları ortak. Yani sodyum klorür de eklediğinizde sodyum klorürden de klor ne yapacak? Ortama gelecek.
Sonuç itibariyle klor iyon derişimini ne yapmış olacak? Artmış olacak. Artan bu etkiyi ne yapacaksınız? Azaltacaksınız. Sistem hangi yönde ilerlerse azalır? Elbette sistem sol tarafa ya da girenler yönüne ilerlerse azalır. Evet. Hemen yorumunu yapalım. Arkadaşlar, gümüş klorürün çözünürlüğü ne yapacaktır? Azalacaktır. Madem ki sistem girenler yönünde ilerlemekte, daha fazla gümüş klorür ne yapacak? Çökecek. Bu ne anlama gelir? Çözünürlüğün azaldığı anlamına gelir. Çözünürlük azalır. Çözünürlük çarpımı ne olur? Arkadaşlar, buraya dikkat edin. Çözünürlük çarpımı ne olur? Ben hemen cevabı veriyorum. Sabit sıcaklıkta dediğine göre çözünürlük çarpımı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Ya da sabittir. Çünkü çözünürlük çarpımı KÇÇ yalnız neye bağlıydı? Unutmayacağız. Sıcaklığa bağlıydı. Yalnız sıcaklığa bağlı. Gümüş iyon derişimi. Arkadaşlar, sistem girenler yönünde ilerlediğine göre gümüş iyon derişimi ne olacaktır? Gümüş iyon derişimi azalacaktır. Klor iyon derişimi önce arttı, sonra azalmaya başladı ama ilk durumdan fazla oldu. Bunları önceki derslerimizde incelemiştik. Gümüş iyon derişimi azalır. Klor iyon derişimi sonuç itibariyle artar. Gümüş klorür katı derişimi. Arkadaşlar, katı derişimi ne yapmaz? Elbette değişmez. Evet. Gümüş klorür kütlesi. Sistem sola doğru ilerlediğinden daha fazla gümüş klorür ne yapacaktır? Çökecektir. Dolayısıyla gümüş klorür kütlesi artacaktır. Olayın grafiğini çizelim arkadaşlar. Önce gümüş iyonları derişimi klor iyonları derişimine eşitti. Ben ne yaptım? Ben arkadaşlar sodyum klorür ekledim, çözdüm. Ve ortak iyondan dolayı klor iyon derişimi önce arttı. Sonra ne oldu? Sonra sistem sola doğru ilerlediği için yavaş yavaş azaldı. Klor iyon derişimi. Peki gümüş iyon derişimi, sistem sola ilerlediği için direkt gümüş iyon derişimi ne yaptı? Azalmış oldu. Bakın, grafiği rahatlıkla çizdik. Gelelim şimdi sorularımıza. Gümüş klorür katısının saf sudaki çözünürlüğünü, potasyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğünü, gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü karşılaştıralım. Arkadaşlar, ben sayısal bir örnek vereceğim ve bu sorunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım. Biz 25 derece sıcaklıkta gümüş klorür katısının çözünürlük çarpımını 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak alalım. Ve sorumuzu ona göre çözelim. Evet. O halde hemen birincisini çözüyorum. Nerede çözülmüş? Saf suda çözülmüş. Benim için o zaman sıkıntı değil. Gümüş klorürün saf sudaki iyonlaşma denklemini yazarım. Gümüş artı klor eksi. Arkadaşlar, ben saf sudaki çözünürlüğüne S dedim. Gümüş iyon derişimi ve klor iyon derişimi de S oldu. KÇÇ ne? Elbette iyon derişimleri çarpımıydı, değil mi? O halde S çarpı S'den ne olur? S kare olur. O da eşittir. Biz bu değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak vermiştik. Her iki tarafın kare kökünü aldım ve sudaki çözünürlüğünü 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak buldum. Bakın, gelelim şimdi ikincisini değerlendirmeye. İkincisinde arkadaşlar bir ortak iyon etkisi var. Artık saf suda çözmüyor tuzumuzu. Nerede çözüyor? 0,1 molar potasyum klorürde çözüyor. O halde arkadaşlar, hemen ben gümüş klorür katısı denge gümüş artı klor eksi. Potasyum klorür tek yönlü, çünkü %100 çözünür. Potasyum artı klor. Derişimi neymiş? 0,1 molar. O zaman potasyumda 0,1, klorda 0,1. Evet, şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Gümüş klorürün arkadaşlar potasyum klorürdeki çözünürlüğünü bilmiyorum. Buna X dedim. O halde gümüş iyon derişimi de X'tir, klor iyon derişimi de X'tir. Herkes ortak iyonu gördü. Çerçeve içine aldım. Eninde sonunda siz nerede çözerseniz çözün. Bu neye gelecek? Dengeye gelecek. Dengede ben neyi yazabileceğim? KÇÇ'yi yazabileceğim. Gümüş iyon derişimi çarpı klor iyonun derişimi. Gümüş iyonların derişimi X çarpı klor iyon derişimi X artı bir de potasyum klorürden 0,1 geldi. Neye eşit?
1 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşittir. Arkadaşlar bakın, burada x oldukça küçük bir değer olduğu için 0,1'in yanında ne yapabileceğim? Rahatlıkla ihmal edebileceğim. Evet, ihmal ettim. Öyleyse ben hemen x eşittir 10 üzeri eksi 1 diğer tarafa attım. 10 üzeri eksi 9 olarak buldum. Demek ki gümüş klorürün arkadaşlar 0,1 molar potasyum klorürdeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 9'muş. Bakın sudaki çözünürlüğünden ne kadar küçük bir değer. Peki arkadaşlar 0,01 molar gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Hemen bunu hesaplayalım. Geldim 3. şıkkıma. Ben gümüş klorürü hızlıca yazdım. Gümüş artı klor eksi. Şimdi gümüş nitratta çözeceğim. Yine ne var? Ortak iyon var. Soruma geldim. Altını çizdim. 0,01 molar gümüş nitrat. Altına yazdım. Gümüş nitrat. %100 iyonlaştığı için gümüş artı NO3 eksi. Arkadaşlar derişimine kadar 0,01. O zaman gümüş de 0,01, nitrat da 0,01 olur. Şimdi yine buraya dikkat etmenizi istiyorum. Gümüş klorürün saf suda değil, 0,01 molar gümüş nitrattaki çözünürlüğünü bilmiyorum. Buna X dedim ya da S diyebilirsiniz. O halde X, gümüş iyonları derişimi de X, klor iyonları derişimi de X. Herkes ortak iyonu gördü. Ben şimdi neyi yazıyorum? K çeçeği. Niye? Nerede çözerseniz çözün. Eninde sonunda bu sistem dengeye gelecektir. Gümüş iyonunu yazıyorum. X artı gümüş nitrattan da 0,01 geldi. Çarpı klor. 10 üzeri eksi... Özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Evet. Klor iyon derişimini arkadaşlar... X eşittir. Gümüş klorürün çözünürlük çarpımını ne vermiştik? 1 çarpı 10 üzeri eksi o. Arkadaşlar X değeri 0,01'den çok çok küçük olduğu için ne yapabilirim? İhmal edebilirim. O halde X eşittir 10 üzeri eksi 8 olarak bulacağım. Şimdi dikkat edin. Sudaki çözünürlüğünü ne bulmuştuk? 10 üzeri eksi 5. 0,1 molar potasyum klorür de 10 üzeri eksi 9. 0,01 molar, bakın derişim daha da düştüğünde çözünürlük arttı. 10 üzeri eksi 8. Öyleyse cevabım ne olacak? Elbette 1, 3, 2 şeklinde sıralanacak. Yani doğru cevabım Bursa. Evet, gelelim 14. sorumuza. Baryum karbonatın 25 derecede çözünürlük çarpımı ne kadarmış? 8,1 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş. Buna göre baryum karbonatın 25 derecede 0,1 molar baryum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Arkadaşlar burada ne var? Ortak iyon var. O halde ben baryum karbonatın çözünme denklemini yazıyorum. Baryum artı 2 artı karbonat eksi 2. Nerede çözeceğim? 0,1 molar baryum nitratta çözeceğim. Baryum nitrat. Baryum artı 2 artı NO3 eksi. Arkadaşlar peki ben baryum karbonatın 0,1 molar baryum nitrattaki çözünürlüğünü biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O zaman çözünürlüğüne ben S dedim. Baryum karbonatın çözünürlüğü S ise baryum iyonları derişimi de S, karbonat iyonları derişimi de S olur. Baryum nitrat ise suda %100 çözündüğünden baryum iyonları derişimi 0,1, 2 katı olduğundan nitrat iyon derişimi de 0,2 olur. Ve baryum iyonlarının ortak iyon olduğuna dikkat ediyorsunuz. Ben ne yapıyorum? K çeçeği yazıyorum. Neden hocam? Çünkü eninde sonunda nerede çözersen çöz. Bu sistem dengeye gelecektir. Dengeye gelen sistem için de K çeçeği yazabilirsiniz. Yazalım. Baryum iyonları derişimi S artı 0,1. Bu 0,1 de nereden çıktı? Ortak iyondan geldi tabii ki. Çarpı S eşittir ne?
8,1 çarpı 10 üzeri eksi 9 yazdım. 8,1 çarpı 10 üzeri eksi 9. Arkadaşlar burada 0,1'in yanında çözünürlük çok küçük olduğu için rahatlıkla ihmal edebiliriz. Biz o halde S eşittir 10 üzeri eksi 1'i diğer tarafa atarsam 8,1 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olarak bu çözeltideki çözünürlüğünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Cevap C. Gelelim 15. sorumuza. 15. soruda gümüş klorürün çözünürlük çarpımını vermiş T derece sıcaklıkta. Gümüş klorürün 0,4 molar gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır diye sormuş. Ortak iyon söz konusu olduğu için hemen sorumun çözümüne geçiyorum. Alt alta çözülme denklemini yazıyorum. Gümüş artı klor eksi. Nerede çözdüm? Gümüş nitratta çözdüm. Kaç molar? 0,4 molar. Gümüş artı nitrat. Evet. O halde 1'e karşı 1 olduğuna göre 0,4. 1'e karşı 1 olduğuna göre 0,4. Peki ben arkadaşlar gümüş klorürün 0,4 molar gümüş nitrattaki çözünürlüğünü biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O yüzden ben buna S dedim. Gümüş iyonunun derişimi de S, klor iyonunun derişimi de S olur. Ve herkes gümüş iyonlarının ortak iyon olduğunu gördü. Ne yazacağım şimdi? KÇÇ. Niye? Eninde sonunda sistem dengeye gelecek. Gümüş iyon derişimi S artı gümüş nitrattan da geldi 0,4 çarpı klor iyonu derişimi eşittir KÇÇ 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Arkadaşlar artık öğrendik. 0,4'ün yanında çözünürlüğü ihmal edebilmek mümkün. Çünkü çok küçük bir sayı. O halde buradan S değerini bulalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı şu 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. 1 bölü 4 olarak geçecek. Çarpı 10 üzeri 1 olarak geçecek. 4'leri sadeleştiririz. Ve buradan çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olarak buluruz. Doğru cevabımız C. Gelelim 16. soruya. 16. soruda kalsiyum hidroksit düzeltiyorum. Özür dilerim. Krom 3 hidroksit katısının 0,2 molar sodyum hidroksit çözünürlüğündeki çözünürlüğünü bize zaten vermiş. Burada krom 3 hidroksitin çözünürlük çarpımı kaçtır diye sormuş. Güzel. Çözümü dikkatle takip edin. Arkadaşlar krom 3 hidroksitin iyonlaşma tepkimesini yazıyorum. Krom artı 3 artı 3 OH eksi. Nerede çözdüm? Sodyum hidroksitte çözdüm. Sodyum hidroksitte çözdüm. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır ve suda %100 çözünür. Peki krom 3 hidroksitin sodyum hidroksitteki ne kadar? 0,2 molar. Ben hemen yazdım. Sodyumda 0,2, hidroksitte 0,2. Evet. Krom 3 hidroksitin arkadaşlar 0,2 molar sodyum hidroksitteki çözünürlüğünü bize vermiş. Ne kadarmış çözünürlüğü? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11'miş. Krom da 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Ve 3 OH olduğuna göre, yani 3 katı olduğuna göre 3 kere 5 ne yapar? 15. 15 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Dikkat ederseniz OH ne arkadaşlar? OH ortak iyon. Peki benden ne istiyor? Benden KÇÇ'yi istiyor. Hiç zor değil. KÇÇ'yi yazıyorum. İyon derişimleri çarpımı. Krom artı 3 derişiminin çarpımı çarpı OH eksinin küpü. Katsayısı 3 ya. Eşittir. Krom derişimi ne kadar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Peki arkadaşlar hidroksit derişimi ne kadar? Yazıyorum. 15 çarpı 10 üzeri eksi 11 artı bir de sodyum hidroksitten geldi. Onu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in küpü olarak yazdım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in yanında 15 çarpı 10 üzeri eksi 11'i ne yapabilirsiniz? İhmal edebilirsiniz. İşlemi yapıyorum.
5 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı 2'nin küpü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Düzenliyorum. 5 kere 8 40, 40 çarpı 10 üzeri eksi 14 ya da 4 çarpı 10 üzeri eksi 13 olarak bulurum. Hemen seçenekleri inceledim ve C şıkkının doğru olduğunu gördüm. Arkadaşlar dersimiz biraz uzun oldu ancak bölmek istemedim. Şimdi 17. sorumuzu da çözelim. Zaten 4 sorumuz kaldı ve yorum soruları kısa olduğu için rahatlıkla birkaç dakika içerisinde çözümlerimizi bitirebileceğiz. Katısıyla dengede olan kalsiyum karbonat çözeltisine aynı sıcaklıkta maddelerinden hangileri eklenirse çözünürlüğü değişir. Arkadaşlar bizden ne istiyor? Çözünürlüğü istiyor. O halde çözünürlüğü etkileyen faktörlere dikkat edeceğiz. Saf su eklerseniz, arkadaşlar saf su eklerseniz ne olur? Elbette çözünürlük değişmez. Sadece çözünme miktarı değişir. Peki kalsiyum nitrat eklerseniz ortak iyon, bakın ortak iyonu çerçeve içine aldım. Ortak iyondan dolayı çözünürlüğü değişir. Kalsiyum karbonat eklerseniz kendisini ekliyorsunuz bakın. Katısıyla zaten dengede bu vatandaş. Bakın kalsiyum karbonat. Siz tekrar kalsiyum karbonat ekleseniz ne olur? Hemen olduğu gibi dibe çöker. Dolayısıyla çözünürlüğü değiştirmez. Cevap Bursa. 18. soru. Katısıyla dengede olan gümüş klorür çözeltisine aynı sıcaklıkta katının bir kısmını çözecek kadar saf su eklenirse. Bakın şifre nerede? Elbette sıcaklıkta. Sıcaklık değişmemiş. Sadece katının bir kısmını çözecek kadar saf su ekliyorsunuz. Hangileri doğrudur? Gümüş klorürün çözünürlüğü artar. Yanlış. Çünkü sıcaklık değişmemiş. Gümüş klorürün çözünürlük çarpımı değişmez. Doğru. Sıcaklık değişmiyorsa KÇÇ ne yapmaz? Asla değişmez. Çözeltideki gümüş iyonlarının sayısı artar. Ha, arkadaşlar bunu yorumlamak için hemen size basitçe modelleme yapayım. Gümüş, klorür. Az da olsa ne var? Çözeltimizde gümüş ve klor iyonları var. Siz bir miktar su eklediğinizde az da olsa ne yapacak? Katı çözünecek. Katının çözünmesi demek elbette gümüş ya da klor iyon sayısının, dikkat edin derişimden bahsetmiyor, iyon sayısının artması anlamına gelecektir. Doğru cevabımız 2 ve 3. Son iki sorumuz. 19. soru. Katısıyla dengede olan gümüş klorür çözeltisine işlemlerinden hangileri yapılırsa hem çözünürlük hem de çözünürlük çarpımı değişir. Evet, çözünürlük çarpımının arkadaşlar değişebilmesi yalnızca sıcaklığa bağlıdır. O halde aynı sıcaklıkta gümüş nitrat eklemek ya da aynı sıcaklıkta saf su eklemek ne yapmayacaktır? Çözünürlük çarpımını değiştirmeyecektir. Çözünürlük çarpımını değiştiren tek faktör sıcaklıktır. Sıcaklık değişirse zaten çözünürlük de değişir. Cevap Bursa. Son soru. Katısıyla dengede olan kalsiyum karbonat çözeltisinden aynı sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırırsak hangileri doğru olur? Arkadaşlar sıcaklık değişmediğine göre, aynı sıcaklıkta demiş ya, kalsiyum karbonatın çözünürlüğü değişmez ifadesi doğrudur. Kalsiyum karbonat katı kütlesi artar. Bir miktar su buharlaştırırsanız elbette biraz çökme olacaktır. Bakın kalsiyum karbonatınız var. Bir miktar suyu buharlaştırırsanız çökme gerçekleşir. Ve dolayısıyla katı kütlesi ne yapacaktır? Artacaktır. Bakın çözünürlük değişmez. Ne yapacak? Bir miktar madde çökecek. Çözeltinin diyor kütlece yüzde derişimi değişmez diyor. Arkadaşlar çözeltinin kütlece yüzde derişiminin değişmesi için her şeyden önce çözünürlüğün değişmesi gerekiyor. Çözünürlük değişmediği için kütlece yüzde derişimde ne yapacaktır? Değişmeyecektir. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.